Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıldız şeklinde olan anahtarlıktan yapacağız. Zaten sizden gelen bir modeldi. Ben ilk önce anahtarlıklarını takmadan yaptım. Daha sonrasında bu kısmı yuvarlak olan anahtarlıkları takarak, halka olanları takarak kullanabilirsiniz. Ama başlangıç kısmında da kanca olanlardan kullanacaksanız eğer başlangıç kısmında kullanabilirsiniz. İplerimiz 3 mm kalınlıkta. Makrome ipi taranabilir. Tek büklüm olarak tercih ettim ben. İplerle ilgili açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden satın alabilirsiniz. Sorularınızı ve yapmamı istediğiniz modelleri de yine açıklamalar kısmındaki Instagram hesaplarımdan bana iletebilirsiniz. Toplamda 4 tane 2'şer metre uzunluğunda ip kestim ben. Modellerimiz bu şekilde olacak. Şöyle detaylı göstereyim. Dediğim gibi 4 tane ip kullanacağız. İlk önce ipimin bir tanesini alıyorum. Bir iğneyi sabitledim. İpimi iğnemin üstünden geçirip bu şekilde başlangıç ipimi takıyorum. Daha sonra ikinci ipimi uçlarını eşitleyip halka olan kısımdan sol tarafa alta gelecek şekilde ipimi ana ipimin altına koyuyorum. Daha sonra ipimi biraz yaklaştırayım. Daha sonra ipimi üzerinden atıp şurada oluşan halkadan içe doğru geçirip şöyle geçirip çekiyorum. Ve sıkıyorum. İlk düğümüm bu şekilde. Aynı şeyi tekrarlıyorum ki düğümün açılmaması için çift düğüm yapalım. Tekrar altından getirip çekip sıkıyorum. İki taraftan da çektiğimizde düğümümüz sıkışmış oluyor. Yukarı doğru itip başlangıç düğümümüzün ilkini yapmış oluyoruz. Şimdi devam edip sağ tarafa, sağda kalan ipimin altından geçiriyorum. Bu şekilde altından geçirdim. Tekrar burada yaptığımız gibi üzerinden atıp altından çekiyorum. 1. Şöyle ucunu tutalım. Ve 2. Yine iki defa düğümleyip birbirine yaklaştırıp bu şekilde sıkıştırıyorum. Evet. İlk düğümü bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi aynı işlemi bir tane daha ip ekleyeceğim. Yine aynı şekilde ipimi alta getiriyorum. Üzerinden atıp arkadan çekiyorum. Tekrar ve sıkıyorum. Şunu tekrar şöyle sabitledim güzelce. İpimi yukarı doğru kaydırıp yan tarafa geçiyorum. İplerimi iyice sıktım. Şimdi ana ipim ortada kaldı. Diğer eklediğim iki ipim yukarıda, sağ ve sol taraflarda. Soldaki ipimi tutup aşağıya doğru örmeye başlıyorum. Soldaki ipim sabit, üstteki. Alttaki ipi iki defa düğüm atıyorum. Sonra sıradaki ikinci ipimi düğüm atıyorum. Şimdi de sağ tarafı aynı şekilde. Yukarıdaki ip aşağıya doğru.
Bir. Ve ikinci ipimi de düğümünü attım. Şimdi yine iplerimi ayırıyorum. Orta kısma yukarıda yaptığımız gibi ip eklemesi yapıyoruz. Ve tekrar örüyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru 3 ipimizi de altta kalan 3 ipimizi de 3 sağdan 3 soldan olmak üzere aynı şekilde ikişer defa örüyoruz. Bu şekilde ilk kısmını tamamlamış oldum. Şu gördüğünüz ilk kısım tamamlanmış oldu. Şimdi şuradaki gibi geriye dönüp yandaki iki modeli yapacağız. Yine aynı şekilde sağ tarafta da iki tane daha model yapacağız. Alttaki örmüş olduğum altta kalan iki ipimi, ana ipim olarak altta kalan iki ipim var. Bu ipimin bir tanesini soldakini tutup yukarı doğru çeviriyorum. İsterseniz burada ipinizi yukarı yapıştırabilirsiniz de sabit olması için. Alttaki ipimi yukarı doğru örüyorum bu sefer. 1 2 Tekrar ikinci ipim sıradan. 1 2 ve en baştaki ipi aşağıdan yukarı doğru ördük aynı şekilde. Ve yukarı doğru dönmüş oldu modelimiz. Tekrar bir sıra daha örüyoruz. En alttaki ipten yukarı doğru tekrar. En alttaki ipi tuttum. Yukarı doğru çeviriyorum. Evet, ikinci sırayı da ördük. Şimdi bir tane bırakıp diğer iki ipimi öreceğim. Alttaki ipimi örmüyorum. İkinci ipimden başlayıp yukarı doğru öreceğim. Şöyle bir ve iki. Bir sonraki en son kalan ipimi de örüyorum. Bir ve iki. Şimdi bu kısım tamamlanmış oldu. Yani şu alanı oluşturmuş oldum tersten giderek. Şimdi aşağıya doğru örmeye devam ediyorum. En üstteki ipimi aşağıya doğru çeviriyorum. Alttaki iki ipimi önce iki ipimi öreceğim. Bu şekilde bir, iki, bir, 2. Şimdi en üstten tekrar geliyorum. Bu sefer 3 ipimi birden. Şu şekilde. 3 ipimi birden öreceğim altta kalan. Şöyle bir. İkinci ip. Ve üçüncü ip. Ve orta kısmı şuradaki gibi birleşmiş oldu. Şimdi bir sıra daha 3 ipimi birden öreceğim ve tamamlanmış olacak diğer modelim.
ve bitti. Gördüğünüz gibi iki tane yıldızımızın iki kısmını yapmış olduk. Şimdi tekrar döneceğim ben geriye doğru. Aynı işlemden bir tane daha yapacağım. Daha sonra sağ tarafı göstereceğim. Yine aynı şekilde ama sağda olduğu için tekrar göstereceğim. Bu şekilde üçüncüyü de tamamladım ben. Şimdi sağ tarafta yine aynı şekilde yapacağız. Diğer kısımda gösterdiğim gibi. Yukarıya doğru dönüyorum. Alttaki iplerim her birini ikişer defa düğüm atıyorum. Bir sıra ördüm. Şimdi tekrar bir sıra daha örüyorum yukarı doğru. Sağ taraftaki bir modeli de tamamlamış oldum. Yine aynı şekilde bir tane daha model yapıp toplamda 5 tane modelim oluyor. En son birleştirme kısmını göstereceğim. Bu şekilde 5 modelimi de tamamlayıp yıldız şeklimi verdim. Şimdi şu kısımda oluşan kalan iplerimi, çok aşırı ipim kalmadı. Bir kısmı tabii ki örmeden dolayı bir kısmı kısa bir kısmı uzun olduğu için ben biraz uzun ölçü verdim. 2 metreden şöyle 1,5 bir karış, 1,5 karış kadar arttı diyebilirim. Diğer uzun tarafları saymıyorum çünkü şuna baz alıyorum. Şimdi birleştirme işlemini yapacağız. Arka kısmına çeviriyorum. Şöyle iğnelerime takacağım. Hatta şöyle iğnemi şöyle alayım. Evet. Birleştirme kısmında şimdi iki tarafta da şu şekilde iplerim. İlk baştaki ipimi diğer ilk baştaki iple bu şekilde düğüm atıp iki defa düğüm atıp birleştiriyorum. Şöyle. İkinci sıraya geçiyorum. Yine aynı şekilde. 1 2 üçüncü sıra. Şöyle 1, şöyle 2 ve son sıra şöyle 1. En son sırada bir tane yapıyorum ki orta kısımda doluluk olup da ortadaki şekli bozmasın diye. Şimdi bu kısımda kalan iplerimi dibinden kesiyorum. Silikonla bozulmaması için, çözümlemesi için alt kısımlarına sabitleme yapacağım. Şimdi kesme işlemini yapıyorum. Bu şekilde dibinden kesiyorum. Alt kısmına da silikonla şu şekilde bozulmamaları için şöyle sabitliyorum. Çok az sıkıp.
Önden görünüşü bu şekilde. Diğer modellerimiz de böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Anahtarlık, bardak altlığı veya iki taraflı yapıştırıp da şu şekilde arkadaki kötü görüntüyü gizleyerek kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.